Milli Eğitim Bakanı tam da bu kürsüden tarikat ve cemaatleri sivil toplum örgütü olarak ilan etti. Onlarla protokol yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ben işte o sözde sivil toplum örgütlerinden birini size hatırlatacağım buradan. Hira Nur Vakfı'nda 6 yaşında zorla evlendirilen, yıllarca istismara uğrayan bir kız çocuğu. Yaşı 2012 yılında hastanede büyütülüyor. Bunun üzerine takipsizlik kararı veriliyor. Bu kız çocuğu büyüyor ve yıllar sonra karşısında koskoca bir güçle, bir cemaatle mücadele etmek zorunda kalıyor. Milli Eğitim Bakanı sanki bu kız çocuğu herkesin gözü önünde yıllarca köleleştirilmemiş gibi 15 Temmuz'da bir sözde Hoca Efendi'nin cemaati tarafından tam da bu meclis bombalanmamış gibi tarikat ve cemaatleri savunuyor. Hatırlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Sayın milletvekilleri, bundan 10 yıl önce içinde bulunmaktan gurur duyduğumuz bir direniş yaşandı. Biz gençler ağacımıza, kentimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak için sokağa çıktık. Milyonlarca genç sokağa çıktı. Bu ülkede gençler öldürüldü. Bu ülkede Ali İsmail Korkmaz öldürüldü. Bu ülkede Ethem Sarısülük öldürüldü. Abdullah Cömert öldürüldü. Berkin Elvan, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik öldürüldü bu ülkede. Bu kadar yıl geçti, bu gençlerin hiçbir suçunu kanıtlayamadınız. Bu kadar yıl geçti, bu çocukların katillerini tek tek korudunuz. Hiçbiri gerçek anlamda yargılanmadı. Bu annelerden, babalardan davaları başka şehirlere kaçırdınız. Yıllarca süründürdünüz bu insanları. İfadelerde ortaklaşıldı. Her nasılsa hiç kimse hiçbir olayı hatırlamıyordu bu duruşmalarda. Devletin başından biri ise emri ben verdim, ben diye bağırıyordu. Şimdi bu katiller yargılanmasın diye bu çocukların hatırasına süremediğiniz lekeyi Tayfun Kahraman'a, Can Atalay'a, Çiğdem Mater'e, Osman Kavala'ya, Mine Özerden'e sürmeye çalışıyorsunuz. Can Atalay depremde on binlerce canını kaybetmiş. Geriye kalanlarını, sokaklarını, mahallelerini, tarihini yaşatmak için bin bir çabayla zorlukları aşmaya çalışan Hatay halkının iradesiyle seçtiği milletvekili Can Atalay tam da Ali İsmail'in, Berkin'in, Medeni'nin, Ethem'in, Ahmet'in, Hasan Ferit'in katilleri yargılanmasın diye cezaevindedir. Hiç kimse önümüze getirilen devlet krizinin mahkemeler arasında basit bir yorum farkı olduğunu iddia etmesin. Anayasanın 153. maddesi açık. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi bugün bir ihlal kararı daha verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı yalnızca anayasayı çöpe atma, anayasaya karşı bir darbe girişimi değil. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimize karşı bir had bildirme girişimidir. Kimin milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verecek olan burasıdır. Yasalara uygun bir şekilde seçilen, milleti temsil eden milletvekilinin görevini yapmasını sağlaması gereken burasıdır. Hiç kimse anayasayı, yasaları çöpe atmaya kalkamaz. Hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne had bildiremez. Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın içindeki sorunları bir devlet krizi çıkararak örtemez. Hiç kimse ifade özgürlüğünün olmadığı bir yerde, devlet organlarının denetlenmediği bir yerde, anayasa değişikliği adı altında bu halka sahte gündemler dayatamaz. Sayın milletvekilleri, hükümet yetkilileri gerçek suçlarla mücadele etmek yerine siyasi düşüncelerin peşinde koşmaktadır. Bakanlığın asıl görevi bu suçları önlemek ve cezasızlıkla mücadele etmektir. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre kasten öldürme suçunda son bir yılda %17 artış, kasten yaralama suçunda son bir yılda %11 artış, çocukların cinsel istismarında yalnızca son bir yılda %33 artış, uyuşturucu suçlarında yalnızca son bir yılda %25 artış yaşandı. Toplumumuzun yaşadığı bunalımın
en gerçek ve acı tablosu budur. Adalet Bakanlığı işini yapmak yerine kadınların haklarına göz dikmekte, Türk kadınına dünyanın birçok ülkesinden önce eşitlik hakkını tanımış olan Medeni Kanun'un değiştirilmesi için kirli amaçlar peşinde koşmaktadır. Değerli milletvekilleri, emeğiyle geçinmeye çalışan bir vatandaşımızın can güvenliğini sağlamayan bu düzeni değiştireceğiz. Bu ülkenin gençlerinin katillerinden hesap sorulmasın diye masumları cezaevine koyan bu düzeni değiştireceğiz. Uyuşturucuyla, dolandırıcıyla, katillerle, istismarcılarla uğraşmak yerine fikrini söyleyenle uğraşan bu düzeni değiştireceğiz. Gencecik Enes Karalar'ın 6 yaşında zorla evlendirilen kız çocuklarının hayatını karartan bu düzeni değiştireceğiz. Bu ülkenin yurttaşlarının seçtiği milletvekilini anayasayı çiğneyip cezaevinde tutan bu düzeni değiştireceğiz. Bu ülkenin yüksek mahkemesini tanımayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne had bildirmeye kalkan bu düzeni değiştireceğiz. Af yetkisini cezaevindeki askerler için değil, domuz bağcı, Hizbullahçı teröristler için kullanan bu düzeni değiştireceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii çok konuşuldu da ben şunu ifade etmek istiyorum Sayın Bakan, değerli milletvekilleri. Türkiye'yi vatandaşlar bakımından ikiye böldünüz. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde haklarını kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar ve haklarını kullanma hakkına sahip olmayan vatandaşlar. Ve haklarını kullanma hakkına sahip olan vatandaşlara düşman ceza hakkı uyguladınız. Bunun birçok örneği var ve tamamen hukuktan uzaklaştınız, yargıdan uzaklaştınız. Türkiye sizin zamanınızda en şiddetli bir biçimde düşman ceza hukuku uygulamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ben geçmişim itibariyle 90'lı yıllarla bu yılları insan hakları ihlalleri bakımından karşılaştırma imkanına sahibim. 80'li 90'lı yıllarda da ağır insan hakları ihlalleri vardı. Şu anda da var. Ama bugünle o günü karşılaştırdığımda 6 mekanizma var Sayın Bakan. Bunu karşılaştırabileceğimiz. Bir tanesi yargı. İkincisi medya. Üçüncüsü sivil toplum. Dördüncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi. Beşincisi akademi, üniversite ortamı. Altıncısı uluslararası kurumlar, mekanizmalar ve bunların ürettikleri pratikler. Bu 6 mekanizmaya baktığımızda 90'lı yıllarla şimdiye karşılaştırdığımızda çok açık bir biçimde bu mekanizmaların içini çürüttünüz. Mesela sivil toplum. Tümünü baskı altına aldınız ve sivil toplumun insan hakları ihlalleri alanında çalışmasını engellediniz. Yargı, bağımsız değil, tarafsız değil, doğrudan doğruya sizin iktidarınızın bir aracı haline dönüştü, cezalandırma aracına dönüştü. 90'lı yıllarda bir kez daha buradan ifade ediyorum, kapısını çalacağımız başsavcılar vardı, hakimler vardı, gittiğimiz zaman bizi dinlerlerdi ama şimdi güvenlikten geçiremeyen adliye ortamları yarattınız. Üçüncüsü medya. Bakın o günleri çok iyi hatırlıyorum. Cizre'de bir binbaşı köylülere dışkı yedirmişti. Onu merkez medya manşet yapmıştı. Ama şimdi bir ölüm olayını bile haber yapamayan bir medya ortamı var ve baskı ortamı var. Neden? Çünkü medya baskı altında. Onu da söylersek eğer, siz iktidara geldiğiniz zaman sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre 99. sıradaydık basın özgürlüğü alanında ama şimdi 165. sıradayız bu alanda. Dördüncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben İnsan Hakları Komisyonu'nun başkan vekiliyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bu ortam içerisinde genel kurulda hem de İnsan Hakları Komisyonu vasıtasıyla insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak bir denetim yapamıyorum maalesef. Hatırlayın Sema Püskünsüt'ü. Başkandı, karakollardan işkence aleti topluyordu. Hatırlayın bir. Ama bugün defakto olarak bir yere gidemeyen insan hakları komisyon üyeleri var. Beşincisi akademi ortamı. Akademi ortamında bilimsel makaleler yazardı ve insan hakları savunucularına yol gösterirdi. İnsan hakları ihlalleri orada tartışılırdı, konuşulurdu. Ama şimdi akademiyi yok ettiniz. Akademide insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak hükümeti eleştiren bir tez, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve makale yazmak mümkün değil. Uluslararası mekanizmalar. Gerçekten o dönemlerde uluslararası kurumların raporlarından utanan siyasetçiler vardı. Utanan.
adımız, hükümetimizin adı, partimizin adı, siyasetçi olarak da bizim adımız bakan olarak bu raporlara geçmesin diye siyaset kurumu vardı. Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki elimizin tersiyle iteriz, bunlar taraflıdır, dikkate almayız. Bakın bu altı mekanizmayla karşılaştırırsak bugün itibariyle insan hakları ortamı bakımından 90'lı yılların pratiğinden çok daha geri bir durumdayız. Evet, şimdi köyler yakılmıyor. Evet, belki faili meçhul cinayetler azaldı ama benim yayınladığım rapora göre, insan hakları kurumlarından aldığım bilgilere göre bu sene itibariyle 3000'den fazla yaşam hakkı ihlali var. İç cinayetleri, kadın cinayetleri, cezaevlerinde ölümler. 3000'den fazla ölüm var ve bunlardan 31'i çocuk. İşkence, sıfır tolerans dediniz, sonsuz tolerans var. Geçen yıl itibariyle 2541 işkence vakası saptanmış, sokakta, cezaevinde, gözaltında, toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında bunların 26'sı çocuk. Bakın en ağır iki alanı saydım, yaşam hakkı ve işkence yasağı. Toplantı, gösteri, yürüyüşü öyle, ifade özgürlüğü öyle. Mesela cumartesi anneleri. 5 yıl yasakladınız. Niye yasakladınız? 5 yıl sonra serbest bıraktınız. Tamamen keyfi. Tamamen keyfi. Dolayısıyla böyle bir ortam var ve Anayasa Mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan bir